Efendim, Allah rahmet eylesin, Allah onun da himmetlerinin üzerimize hazır olsun. Merhum Ali Ulvi Kurucu Hazretleri şu anda hatırı naçizaneme geldi. Onun Ravza-i Mutahhare'de karşılaştığı bir hadise, bir olayı anlatırdı o. Efendime söyleyeyim, bir şairle karşılaşıyor, meşhur bir şairle. Diyor ki ona, görüyorum ki pek çok şiirleri, pek çok naat, peygamberi olan, münacat olan duygularını dile getirmişsin. Bunlardan en çok beğendiğini anlatır mısın diyor. Şair bir iç çekiyor. Efendim diyor, Kabe-i Muazzama'ya gittim. Karşımda o Beytullah'ı görünce siyahlara bürünmüş Beytullah'a sordum. Ey Kabe, kainatın efendisi sende doğdu. Sende çocukluğu, hayatı geçti. Ama bakıyorum ki siyahlara bürünmüş, burada sanki matem, yas tutuyorsun. Nedir senin bu halin, söyler misin diye sordum. Kabe lisan-ı haliyle dile geldi. Ey şair, benim yaralarımı depreştirme, beni söyletme. Evet, kainatın efendisi bende doğdu, bende büyüdü ve bende efendim nübüvvet tacını giydi. Fakat bende bulunan bu halk var ya, onun kadri kıymetini bilemedi. Sorarım sana, ben siyahlara bürünmeyim de kim siyahlara bürünsün? Ve şiirimi bitirmedim, devam ettirdim. Geldim Ravza-i Mutahhare'ye oturdum. Baktım ki kubbe-i hadra yemyeşil. Efendime söyleyeyim, insanın baktığı zaman ruhunu, gönlünü inşirah veriyor, açıyor. Sordum, ey Ravza, ey kubbe-i hadra, görüyorum ki yemyeşil renklere bürünmüşsün. Sana baktığımız zaman bütün işimiz, ruhumuz inşirah buluyor. Sanki nurlar içinde olduğumuzu, kendimizi hissediyoruz. Nedir senin bu adet? Ey şair, nasıl olduğunu söyleyeyim mi sana? Kainatın efendisi Mekke-i Mükerreme'de doğdu, dünyaya geldi. Oradaki insanlar onun kadri kıymetini bilemediler ve o geldi şu anda benim misafiri güzinim olarak istirahatine devam etmektedir. Sormak isterim sana, ben bu yemyeşil özellik, güzellikleri bürünmeyeyim de kim bürünsün diye sordum. Ve o şairi bir türlü unutamam diye Ali Ulvi Kurucu Hazretleri böyle bize bir şeyde bulunmuştu. Tabii ben onun anlattığı güzellikleri tam hatırına açıdan da tutamamış olabilirim ama nurlar içinde yaslanır da inşallah zaten Medine-i Münevvere'de uzun yıllar hayatını devam ettiren bir büyüğümüzdü. Allah rahmet eylesin.